Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah bi'adedi zunubina hatta tufer. Allahu ekber hatta tufer. Euzu billahissemi'il-alim mineşşeytanirracim. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsi. Rabbi euzu bike min hemezzatişşeyatim. Ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Kıymetli izleyenler, Fıkhı Ekber'den keşif notları. Ölümsüz hayat veren, o hayatın içinde ebedi güvende kalmasını temin eden iman ilminden bahsediyoruz. İman, gerçek iman, İslam imanı ki ebedi güven ortamında yaşamanın adıdır. İman güvendir. Hem güven vermek hem de güven ortamında ebedi kalmaktır iman. İman ile İslam ise insanın hem iç dünyasını hem de dış dünyasını Yüce Allah'ın korumasına teslim eden yüce unsurların hepsi oradadır. Yüce Allah kulunu iman ve İslam ile koruması altına ebedi almaktadır. Bize düşen gerçek mümin ve gerçek Müslüman olmaktır. İşte bunun ilmini, bunun okulunu okumak, tebliğ etmek, birbirimize faydalı olmak, ebedi güven ortamında olmak, ebedi mutlu olmak, ölümsüz hayat tarzını yakalamak. İşte bu İslam ve iman ile olmaktadır. İmam-ı Azam'a ve onun gibi nice alimlerimiz ki bütün İslam alimlerine Allah çok rahmet eylesin, mağfiret eylesin, ebedi onlardan razı olduğu kullar zümresinde bulunanlardan, Hazreti Muhammed'e komşu olanlardan eylesin. Aleyhissalatü vesselam. İhlas suresini de okuduğumuzu tabii ki duydunuz. Şimdi Allah'ın birliği. Allah-u Teala Celle Celaluhu zatında birdir. Fakat bu birliği sayı cihetinden değil, ortağı bulunmamak yönündendir. Yüce Allah'ın ezeli ebedi ortağı olmaz. Ortağı olmadığı için o hep birdir. Allah'ın varlığı ve birliğine Kur'an-ı Kerim'den delil İhlas suresidir. Diğer surelerde olduğu gibi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu İhlas suresinde şöyle buyuruyor. Kul de ki diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i o gün Hazreti Muhammed'in şahsına ve kalbine indirerek Kur'an-ı Kerim'i cihana anlat. Söyle dünyaya Kur'an'ı ve de ki buyurdu.
Hüvallahu ehad. O diyor, Allah ki, Allah birdir. Bütün alemler, bütün insanlar bilsin ki, Allah birdir. Allahu samet. Allah kimseye muhtaç değildir. Ama o, herkes ona muhtaçtır. Yüce Allah doğmamıştır, doğulmamıştır, baba olmamıştır. Vacibül vücuttur. Varlığı zatının iktizasıdır. Kendisine hiç kimse emsal olmamıştır. Dengi yoktur, olmadı, olmayacaktır. Yani Allah zatında, sıfatlarında tektir. Ve ennehu teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten velâ veledâ. Doğrusu Rabbinizin şanı çok yücedir. Ne eş edinmiştir ne de çocuk. Allah'ın eşi olmaz. Allah'ın oğlu kızı evladı da olmaz. Kim yüce Allah'a birini evlat isnat ederse, şirk koşmuştur, Allah'a iftira etmiştir. İşte İhlas suresini hepiniz biliyorsunuz. Diğer sureyi Celle'de Cin suresinin 3. ayeti kerimesidir. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahibeten vela veleda buyurulmuştur. Kıymetli efendiler, Yüce Allah'ı dünya doğru tanısın diye Yüce Allah Kur'an ile dünyaya, bütün insanlara, cinlere kendini tanıtıyor. Hazreti Muhammed bu gerçekleri açıkladı, görevini yaptı ve Hakk'a yürüdü. Alemin yaratıcısı sadece Allah'tır, o birdir. Yani yaratıcı birdir. Eşsizdir. Vacibül vücudun manasının ancak çeşitli kemal sıfatlarıyla vasıflanan tek ve eşsiz bir zat üzerinde tasdik edilmesi de işte bundandır. Cenab-ı Allah da bakın şöyle buyuruyor. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Yerde, gökte Allah'tan başka farz edilen başka ilahlar bulunsa, yer ile gök düzeni çoktan bozulurdu. Yani düzen kalmazdı, her şey bozulurdu. Efendiler, İşte buradan baktığımız zaman Burhan-ı Kemanu diye adlandırılan bir delil ortaya çıkmıştır. Bunun takriri şöyledir. Yani Burhan-ı Kemanu. Allahu Teala birdir. Eğer iki olsaydı yerde gökte bütün düzen bozulurdu. Kıymetliler, başka bir ayeti kerimede Rabbimiz, Allah hiçbir evlat edinmemiştir. Ona ortak hiçbir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını götürür, bazısı üzerine üstün gelirdi. Allah Teala onların vasıfladıkları şirklerden münezzehtir. Bunun için Allahu Teala her şeyinde birdir. Yüce Allah yarattığı şeylerden hiçbirine benzemez. Varlığı Allah'ın kendindendir. Varlığı kendinden olan samettir.
yani kimseye muhtaç değildir. Her şey onun yaratmasına ve yardımına muhtaçtır. Vallahul ganiyyü ve entümül fukara. Allah kimseye muhtaç değildir. Sizler ise muhtaçsınız. Allah'tan başka kime bakarsanız hepsi muhtaçtır. Herkes Allah'a muhtaçtır. Allah ise kimseye muhtaç olmadı, olmaz. O halde kıymetli izleyenler, Allah'ın varlığı zatının aynıdır. Allah'ın sıfatları ise zatının aynı değil, gayrı da değildir. Filozoflara göre bu görüşe muhalefet vardır. Onlara göre Allah'ın sıfatları zatının aynıdır. Mutezili'ye göre de Allah'ın sıfatları zatının aynıdır. Bu görüşü Ehl-i Sünnet ve İmam-ı Azam gibi zatlar reddetmişlerdir. Yüce Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Şimdi filozoflarla Mutezile kadim olan varlıkların birkaç tane olmasından sakınarak Allah'ın sıfatlarını kabul etmediler. Haşa, bu da korkunç tehlike işte. Eş'ariler de Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne de gayrıdır diyerek görüşlerini belirttiler. Ve burada Eş'ariler Ehl-i Sünnet içerisindedirler. Ehl-i Sünnet'le beraberdirler. Kıymetli efendiler, Allah'ın yarattığı şeylerden hiçbir varlık Allah'a benzemez. Benzetenler leyse kemisliği şeyin bu ayeti kerimeye muhalefetlerinden dolayı küfre giderler. Sakın ola ki Allah'ın yarattığı şeylerden hiçbir varlık Allah'a benzemez. Allah gibi hiçbir şey yoktur. Leyse kemisliği şeyin. Bu Şura suresinin 11. ayeti kerimesidir. Yine Konevi şerhinde şöyle der. Nuaym bin Hammad efendim de bildirdiği gibi kim Allah'ı yarattığı varlıklardan herhangi birine benzetirse kafir olur. Kim Allah'ın kendini vasıflandırdığı sıfatı inkar ederse o da kafir olur demişlerdir. İşte Korevi'nin şerhinde Nuaym bin Hammad da böyle söylemişlerdir. Yine İshak bin Rahavi de şöyle demiştir. Kim Allah'ı bir vasıf ile vasıflandırıp onun sıfatlarını Allah'ın yarattıklarından birinin sıfatına benzetirse o kimse kafiri billahil azimdir demiştir. Yani dikkat etsin herkes, yüce Allah'ın kullara benzeyen vasıfları yoktur. Kulların vasıfları da Allah'a benzemez. Allah'ın vasıflarına. Allah'ı bir vasıf ile vasıflandırıp onun sıfatlarını Allah'ın yarattıklarından birinin sıfatına benzetirse o kimse kafir olur. Kafiri billahil azimdir demiştir. Bunu da söyleyen İshak bin Rahavih'tir. Allame Cehmiye taifesinin reisidir. Ehli sünnete karşı çıkmışlar ve yalan isnat ederek ehli sünnete, müşebbihe,
Allah'ı yarattıklara benzeten adını vermişlerdir ki yalan söylemişlerdir. Ehli sünnete iftira etmek istemişlerdir. Çünkü kendileri sapık yoldadırlar. Ehli sünnetin meşhur olan görüşü, Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında ve işlerinde yaratıklardan hiçbirine benzemediğini kastettikleri yolundadır. Ehli sünnetin görüşü budur. İşte ayet-i kerime açıkça ortadadır. Zatı ve fiili sıfatları. Cenab-ı Allah geçmişte ve gelecekte zatı ve fiili sıfatlar ile vasıflanmıştır. Bu sıfatlar kadimdir. Efendiler, ilim, hayat ve kelam gibi sıfatlar olup ittifakla bunlar, bu sıfatlar kadimdir. Fiili sıfatları teşkil etmekte olup efendim bu sıfatların kadim olduğunda ise ihtilaf vardır. Maturidilerin mezhebi ise bu sıfatların kadim olduğudur. Eş'arilerin mezhebine göre fiili sıfatlar kadim değil, hadistir. Halbuki Allah'ın varlığının vacip olduğu, varlığı kendinden olduğu sabit olmuştur. Bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nas, entümül fukarâu ilallâhi, vallâhu huvel ganiyyül hamid. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah yarattığı kainatı yaratmaya muhtaç değildir. Allah yarattığı kainatı yaratmaya muhtaç değildir. Allah isimleri ve sıfatları ile övülmüştür. Allah'ın kemal sıfatlarının ilgili bulunduğu yaratıkların hadis olmasından sıfatların da yaratılmış olması gerekmez. İmam-ı Azam ve buradaki Ehl-i Sünnet'in bu görüşü diğerlerinden ayrılır. Allah rızık veren, gören, işitendir. Bu sıfatlar yaratılmış değildir. Allah gördüğü, rızık verdiği ve işittiği şeylerin yaratılmış olmasından Allah'ın bu sıfatlarının da yaratılmış olması gerekmez. Daha önceki derslerimizde de bu konulara değindik. Şimdi keşif notları vermeye devam ediyoruz. Yüce Rabbimizin zati sıfatları. Allah'ın zati sıfatları hayat, kudret, ilim, kelam, semi, basar, irade. Efendim gibi sıfatları yüce Allah'ın zati sıfatlarıdır. Hayat Allah Teala'nın ezeli bir hayatı vardır. Hep ezeli ve ebedidir. Onun yokluğu hiç düşünülmeyen tek varlıktır. Kudret gücü yetmek demektir. Bu da ezeli bir sıfattır. Ezeli ebedi olan hayatı yaşamaktadır. Yani Allah'ın hayatı ezeli ve ebedidir. Ve sermedi sıfatı olan kudretiyle her istediğini yapmaya gücü yetendir. Allahu Teala el-hayyül kayyumdur. Yani kendi zatıyla kaim olup yaratıkların varlığını da devam ettirmektedir. Yani her şeyin varlığını o devam ettiriyor. Kendi
varlığı kendine ait. Başkalarını da o devam ettiriyor. Allah'ın bu alemi yaratması ile yaratmamasına göre, yaratmaması ona göre eşittir. Yani bu alemi kendinin ihtiyacından dolayı değil, Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Gökleri, alemleri o tutuyor, alemler ona muhtaç. Bütün alemleri insan için yarattığını söylüyor. İnsanlar Allah'a muhtaçtır. Dolayısıyla Allah kullarının ihtiyaçları için alemleri yaratmıştır. Ve içindekileri yaratmıştır. İlim sıfatı Allah'ın zati sıfatlarından biri de ilimdir. Bilgi meydana getiren ezeli bir sıfattır. İlim sıfatı yarattıklara taalluk ettiği zaman bilgi meydana getiren ezeli bir sıfattır. Yani bütün mahlukata bilgiyi Allah-u Teala kendi verir. Allah'ın verdiği kadar insanlarda bilgi vardır. Kıymetli efendiler, zerre kadar hiçbir şey onun bilgisinden gizli değildir. Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Gizliden de daha gizlisini, gayba ait olan her şeyi bilir. Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Hem ezeli hem de beri. Kadim ilmi ile bilir. Allah'ın şanı sonradan olma bilgilerden münezzehtir. Mahlukatın bilgisi sonradan olmadır. Allah'ın ilmi ezeli ebedidir. Sonra mahlukata ne bilgi verdiyse o verdi. İlmi ispat eden cehaleti nefyetmiş olur. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. Yaratan bilmez mi? O latiftir. Her şeyden haberdardır. Bu da Mülk suresinin 14. ayet-i kerimesi. Gaybın anahtarları Allah katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde tek bir tane, yaş ve kuru her şey Allah'ın emridir. O Allah'tır ki sizleri geceleyin uyutarak ölü gibi yapıyor. Gündüz de yaptığınız işleri biliyor. Nihayet dönüşünüz O'nadır. Yüce Allah'ın ilim sıfatı kemal sıfatıdır. İnne zelzelete saati şeyun azim. Şüphesiz kıyametin zelzelesi büyük bir şeydir. İşte bakın, Cenab-ı Hak ezelden ebede şey biliyor. Eğer Allah ezeli bilgisinde onlarda bir hayır takdir etseydi, elbette onlara duyururdu. Bu durumlarında Allah kullarına, efendim, ne yapar? Bile, yani yine onlara din iman nasip etseydi bile, yine onlar muhakkak ki haktan yüz çevirerek döner giderlerdi. İmandan çıkarlardı. Yani iman nasip olmayan insanların durumunu Cenab-ı Hak her şeyi bildiği gibi onları da biliyor. Onlara iman nasip olsa imandan tekrar vazgeçeceklerini söylüyor. Allah onlardan eylemesin. İmanı kamil, daim, ebedi imanlı olanlardan eylesin.
Hayır, evvelce gizleyip durdukları işleri karşılarına çıktı da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa dünyada geri çevrilselerdi, o alıkonmak istedikleri fenalığa yine döneceklerdi. Şüphesiz ki onlar yine yalancıdırlar. Şimdi bazıları ahirette biz dünyaya dönelim de artık hiç kötülük işlemeyelim, hep iyilik yapalım derler. Yüce Rab onların istikbalini de iyi bildiği için onlar dünyaya geri gelseler yine aynı yanlışları yaparlar diyor. Çünkü Yüce Allah yarattığı kullarını biliyor. Karakterini bozmuş kullar var. Bozulmuş. Kul bunu kendi bozuyor. Yüce Allah herkesin fıtratını İslam fıtratıyla yaratmıştır. Ve bu fıtratın yükselişip gelişmesi için de Hazreti Muhammed'i Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar yükselsin, geliştirsin fıtratını, kemale ulaşsınlar diye. Ne yazık ki insanların birçoğu da fıtratını bozuyor, yukarı gideceği yerde aşağı gidiyor. Ve kendini de çağdaş zannediyor. Tamam çağdaştır ama küfürde çağdaştır, inkarda çağdaştır. Zulümde, cehalette çağdaştır. Çağdaş küfür, çağdaş cehalet. Hakkı ve hakkın ortaya koyduğu değerleri kabul etmeyenlerin hali böyledir. İslam onları da kucaklamış, kurtarmak için gelmiş ama onlar bu rahmet kucağından kaçıyorlar. Ezeli ebedi kucaklayan rahmeti Rahman'dan kaçıyorlar. İslam rahmeti Rahman'ın tecellisidir. Kıymetli efendiler, kelam sıfatı da Allah'ın zatına ait sıfatlarındandır. Onlar kendi aralarında Allah bizi söylediklerimiz sebebiyle azaplandırsa ya derler. Cenab-ı Hak ne zaman ceza vereceğini iyi biliyor çünkü her şeyi takdire bağlamıştır. Likullü şeyin kadira. Cenab-ı Allah, Yüce Allah'ın kelamı harf ve ses cihetinden değildir. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu kelamı bir tek sıfattır. Onun için harfsiz ve sessiz, çünkü harflere, seslere onun ihtiyacı yok, ondan mahluk. Allah Teala bir işe hüküm verdiği zaman yalnız ol der, o da derhal oluverir. Cenab-ı Allah bir şeyi yaratmak isteyince o şey var olur. Çünkü yaratmanın her türlüsünü biliyor, gücü yetiyor. Otoritenin tamamı ondadır. Ölüleri diriltecek, lakin sura üflemek suretiyle diriltecektir. Bak Cenab-ı Hak sebepler yaratmıştır. Sebeplerin, bütün sebeplerin tamamı da ve o müsebbibi kendisidir. Müteşabih ayetlerde olduğu gibi bu ayetlerin tevili ile meşgul olmadan onlara iman etmek vaciptir. Eş'arilere göre eşyanın varlığı kün yani ol hitabı iledir. Başka türlü değildir. Ehl-i sünnete göre ise Allah'ın icadı iledir. Başka bir şey ile değildir. Yaratmanın her türlüsünü, icatı etmenin her türlüsünü biliyor.
Cenab-ı Allah yarattığı mahlukattan biriyle konuşacağı zaman Allah'ın emriyle levh-i mahfuzda yazılan kadim kelamına delalet eden kelime ve harflerle yazılmış bulunan kelamı ile konuşur. Hadis olan kelam ile konuşmaz. Zira hadis olan kelam, onun kelamına delalet eden harfler ve kelimeler olup, Allah'ın zatıyla kaim olan kelamın hakikati değildir. Bunun için Allah kelamı diğer sıfatlarda olduğu gibi yaratıkların kelamına benzemez. Hiçbir insan yoktur ki Allah onunla doğrudan doğruya konuşmuş olsun. Ancak vahy ile yahut perde arkasından yahut bir peygamber gönderip de kendi izniyle dilediğini vahyetmesi suretiyle olur. Yüce Allah peygamberlere yaptığı gibi rüyada da kuluna vahyeder. Yahut Allah velilerinde olduğu gibi ilham eder. Allah Ömer'in lisanı üzere konuşur diye bak ona ilham veriyor. Hazreti Ömer'e ilhamlar nasip etmiş. Onun için Faruk ismini almıştır. Allah'ın kelamı kendi zatı ile kaimdir. Mu'tezile'ye göre ise durum böyle olduğunu anlayamamışlardır. Mu'tezile daima hakkın dışında kalacak yanlışlara sapmaya devam etmiştir. Doğruları olmakla beraber. Nitekim Hanbelilerin içinde de böyle yanlış anlayanlar olmuştur. Görme ve işitme sıfatları, semi ve basar sıfatları Allah'ın Celle Celaluhu zati sıfatlarındandır. Allah her şeyi işiten ve görendir. Alemi şuhutta, bu dünyada eşyaya gıyabi olarak taalluk ettikleri gibi eşya var olunca hadis olan yani sonradan var olan bu şeylere de zahiri olarak taalluk ederler. Allah'ın zatında kamil olduğu gibi onun bütün sıfatları da kamildir. Yani hiç eksiği kusuru olmaz. Bütün yüceliklerin hepsi Allah'tadır. Kıymetli efendiler, irade sıfatı da Allah'ın zati sıfatlarındandır. Allah Teala kadim olan irade sıfatı ile olmuş ve olacak şeyleri diler. Allah'ın dilediği şeyi mutlaka olur. Dilemediği şey katiyen olmaz. Kötülükten kaçış, itaata muvaffak oluş ancak Allah'ın yardımı iledir. Kurtuluş, sığınış ancak Allah'adır. Sizler ancak Allah'ın dilediklerini dileyebilirsiniz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Dilediğinizi yapınız, buyuruyor. Kıymetliler, Allah'ın irade ve meşiyet sıfatına şu ayetle de delalet etmektedirler. Bu ayeti kerimeler. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ Allah dilediğini yapar. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ Şüphesiz Yüce Allah dilediğine hükmeder.
Meşiyet ile irade bize göre Allah'ın hakkında düşünüldüğü zaman aynı şeylerdir. Fakat kullar yönünden düşünüldüğü takdirde manaları değişir. Mesela bir kimse karısına "Eraddü talak talakaki, irade sırasıyla seni boşamak istedim" dese karısı boş olmaz. Fakat "Şi'tü talakike talakaki, meşiyet sıvası ile seni boşamak istedim" dese karısı boş olur. Çünkü irade kelimesi ravede efendim kökünden alınmıştır. Bu kelimenin manası talep etmektir. Meşiyet kelimesi ise icat etmekten ibarettir. İşte aradaki anlam kullar için farklıdır. Ama Yüce Allah için aynı mana ifade eder demişlerdir. Bu görüşte ihtilaf vardır. Meşiyet tam bir dilemeden ibarettir. Efendim, kıymetli efendiler, eğer irade ve meşiyet sıfatı sizin zannettiğiniz gibi bir olsaydı, bunların da iman etmeleri gerekirdi. Çünkü meşiyet icat etmektir. Allah'ın istemesi iki şekilde olur. Biri mükelleften ihtiyari olarak bir işi istemesidir ki, buna emir deniliyor. Yine hikmet sıfatıyla Cenab-ı Hak nedir? Hikmet sıfatı, o da ezeli sıfatlarındandır. Eş'ariye göre tekvin sıfatı sonradan var olan bir sıfattır. Fakat ehl-i sünnet için bu böyle, yine İmam-ı Azam ekolündekiler için, diğer ehl-i sünnetin kanadında bu böyle değildir. Allah'ın kitabında irade iki türlüdür. Biri kaderle ilgili kevni ve hılki, tabii iradedir ki, o iradenin sembolü meşiyettir. Bütün yaratıklara şamildir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Gönlüne de genişlik verir. Her kimi de sapıklığa sevk etmek isterse, onun kalbini öyle daraltır, sıkıştırır ki, iman etme teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi zorlanır. İradenin ikinci türlüsü din, şeriat ve emirlerle ilgili iradedir. Bu türlü irade ise muhabbet ve rızayı gerektirir. Nitekim bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usra. Allah sizin için kolaylık murad eder, güçlük murad etmez. İşte kıymetliler, emir ise bu ikinci çeşit iradeyi gerektirir. Birinci tür iradeyi gerektirmez. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, Allah'ın bu zatî olan yedi sıfatını zikretmiştir. Bunlardan biri zatında bir olmak, diğeri sıfatında bir olmak, üçüncüsü mümkün olan varlıklara muhtaç olmamak, dördüncüsü azamet ve kibriya sıfatıyla muttasıf olmak. Sıfatları da bu yedi sıfattandır. El-kibriyâ'u ridâ'i vel-azametü izâ'i. Bu da Ahmet bin Hanbel'in
rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rabbimiz bakın ne diyor. Bu hadisi kutsidir. Kibriya, büyüklük benim rıdandır. Azamet ise izarımdır buyurmuşlardır. Allahu Ekber sözü namazın anahtarı yapılmıştır. Yani Allah en büyüktür. Onun için büyüklük, kibriya diyor benim rıdandır büyüklük. Azamet ise izarımdır buyuruyor. Hayat ilim, iradet, kudret, kelam, tekvin. Semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin gibi sıfatları Yüce Allahu Teala'nın zatı sıfatlarıdır. Bütün sıfatları kadim olan efendim sıfatlarıdır. Fiili sıfatlar ise Yüce Allah'ın fiili sıfatları tahlik, terzik, inşa, ibda, sun, ihya, ifna, imbat, inma gibi iş ile ilgili olan sıfatlardır. Tahlik yaratmak demektir. Tarzik yarattıkları rızıklandırmaktır. Yaratmış olduklarını rızıklandırıyor. İnşa ilk başta yaratmak. İbda eşsiz bir şekilde yaratmaktır. Sun Allah'ın sanatı demektir. İhya diriltmesi, ifna yok etmesi, inma büyütmek, üretmek. İşte bu sıfatların hepsi tekvin sıfatının manası içine girmektedirler. Evet kıymetliler, Allah sizin için kolaylık murad eder, güçlük murad etmez. Ve kellemallahu Musa teklima ve Allah Musa ile konuştu. Allah kıyamette onlarla konuşmayacaktır. Bakın sevmedikleriyle konuşmuyor, dilediğiyle konuşuyor. Yine nefyedilmesi sebebiyle zıttı sabit olan sıfatlar zati sıfatlardır. Nefyedilmesi sebebiyle zıttı sabit olan sıfatlar zati sıfatlardır. Nefyedilmesinden zıttı bir mana sabit olmayan sıfatlar ise fiili sıfatlardandır. İrade sıfatını menfi olarak kullanırsan bundan dolayı cebir lazım gelir. Kelam sıfatını nefy edersen, yani Allah konuşmaz dersen, bundan dolayı da dilsiz olmak lazım gelir ki, bunlar muhal ve mümtenidir. Allah için bunlar düşünülmez, düşünülemez. Bize göre Allah'ın kendisini vasıfladığı ve zıttı ile vasıflanması caiz olmayan her sıfat zati sıfatlardandır. İşte ehl-i sünnetin görüşü budur. Buraya dikkat et. Allah'ın kendisini vasıfladığı ve zıttı ile vasıflanması caiz olmayan her sıfat zati sıfatlardandır. Kudret, ilim, azamet gibi. Hem kendisi ile hem de zıttı ile Allah'ı vasıflandırmak caiz olan sıfatlar ise fiili sıfatlardandır. Mesela şefkat, re'fet, rahmet, gazap, sahat sıfatları gibi. Eş'alilerle Mutezile'nin bu noktadaki şüpheleri şudur. Eğer tekvin sıfatı ezel olsaydı, yaratılan varlıklara ezelde taalluk etmesi gerekirdi. Derler ki bunu
Hanefiye kulübünü reddetmiştir. Tekvin yaratma sıfatının hadis yani ezeli olmaması gerekir demişler onlar. Şimdi Mutezile de yanlış görüşte bulunmuş. Ne bunu Allah her an bir iştedir. Hülasa biz diyoruz ki bakın bunlara karşı tekvin yaratma sıfatı kadim bir sıfattır. İşte Ehl-i Sünnet'in Hanefi ekolünün görüşü budur. Tekvin sıfatı kadim bir sıfattır. Allah'ın bu yaratma sıfatı ebediyen bakidir. Zira ibda bir şeyi sonradan, yoktan var etmektir. Tahlik böyle değildir, tahlik de yaratmaktır. Fakat bu sıfat ibdadan daha umumidir. Yahut onun karşılığıdır. İnşa eşyanın evveline mahsus bir yaratma sıfatıdır. Fiil, hayır ve şer konusunda itibat edilen her amelden kinayedir. Sun ise muhkem ve güzel yaratmak, güzel nizam vermek manasını taşır. Nitekim Cenab-ı Hak bu manaya Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret ediyor. Sun Allahillezî etkane külle şeyin. Bu her şeyi muhkem yapan Allah'ın işidir. İşte kıymetliler sun Allah'ın güzel yaratması ve güzel sanatının adıdır. Terzik bir şeyin rızkını ihtas etmek, ona azık yaratmaktır. İşte onun için Rabbimiz Razzakul Alemin'dir. Bütün rızka ihtiyacı olanların rızkını yaratan yalnız Allah Teala'dır. Onun için rızka muhtaç olan herkesin rızkını Allah yaratmıştır. Allahüllezî halevekum sümme razakeküm. Allah sizi önce yarattı, sonra da rızık verdi. Bakın bu ayeti kerimede Rum suresinin 40. ayetidir. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn. Ben insan ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri, kulluk etmeleri, beni tanımaları için yarattım. Beni bilsinler için yarattım diye bunun içinde bu tür manaların hepsi bulunmaktadır. Yine bir haberde şöyle buyurulmuştur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Beni bilmeleri için de halkı, mahlukatı yarattım diye Yüce Rabbimize isnat edilen bir hadisi kutsi vardır. Tekvin sıfatı Allah'ın ezeli sıfatıdır. Efendiler, tekvin sıfatı Allah için ezelde ve ebedde sabit olan bir sıfattır. Yaratılanlar da hepsi hadistir. Fahrül İslam el-Pezdevi, Usulü Fıkıh adlı kitabında şöyle diyor. İman-ı İslam'ın açıklanması, Allah Teala'ya olduğu gibi sıfatları ve isimleri ile ikrar ve tasdik etmektir. Hükümlerine boyun eğmek, şeriatlarını kabul etmektir. Bu tasdik ve kabul de iki türlüdür. Biri Müslümanlar arasında doğup büyümek ve ana babadan hangisi Müslümansa ona bakarak Müslümanlığın sabit olmasıdır. İkincisi ise Müslümanlığını tasdikini kendi ifadesiyle
beyan etmek ve Allah'ı olduğu gibi vasıflandırmak suretiyle sabittir. Ancak bu bir kemal derecesidir. İşte kıymetliler, tasdik ve ikrarın icmali olarak sabit olmasıdır. Yani iman, tasdik ve ikrarın icmali olarak sabit olmasıdır, diyor Pezdevi. Tasdikte vacip olan müminden Allah'ın sıfatlarının sorulmasıdır. Mesela şöyle denebilir: Allah şu sıfatla vasıflanmış mıdır? Allah'ın subuti, selbi, zati ve fiili sıfatları var mıdır? Eğer evet derse o müminin Müslümanlığının kemal derecesi, kemal derecede olduğu ortaya çıkar. Bu sıfatlar kendinden sorulduğu halde Allah'ı kendine layık olan sıfatlarla vasıflamayı bilmeyen kişi mümin değildir. Bu sebepten İmam-ı Muhammed El-Cami'ül Kebir adlı kitabında Müslüman ana babadan olma, küçük bir kız çocuğu nikahlansa, bülüğ çağına yani erginlik çağına girince İslam'ı anlatamasa, kocasından talak-ı bain ile boş olur demiştir. Yani buradan anlaşılan şudur ki, kadın erkek kim olursa olsun Allah'ı tanımalıdır isimleri sıfatlarıyla. Zat-ı subuti, fiili sıfatlarıyla Allah öncelikle tanınmalıdır. Yoksa mümin değildir dedi. Bakın, Allame-i Cihan olan büyük bir alim kim bu? İmam-ı Muhammed. İmam-ı Azam'ın ikinci talebesidir. Dünyaca bir büyük alimdir. İmam-ı Azam'dan sonra üçüncü derecede bir alimdir. Evet kıymetli efendiler, birinci dereceyi İmam-ı Azam, ikinciye bu Yusuf, üçüncüye İmam Muhammed sıralamada böyle geldiği söylenmiştir değerli İslam alimleri tarafından. Allah'ın isim ve sıfatları, Allah Teala'nın Celle Celaluhu isimleri ve sıfatları vardır. Onun hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı hadis değildir. Hadis ne demek? Unutma. Hep açıklayarak geliyoruz da insan unutkandır. Hadis sonradan yaratılanlara hadis denir. Allah'ın isim ve sıfatları hadis değildir. Allah'ın kendisinde mevcut olan ezeli ebedi sıfatlardır. Allah'ın bütün sıfatları ve isimleri ezelidir. Başlangıcı yoktur. Ebedidir, sonu yoktur. Allah'ın isimlerinden herhangi bir isim, sıfatlarından herhangi bir sıfat yenilenmemiştir. Hepsi ezelde vardır, hepsi ebedde vardır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın varlığı kendindendir. Zatında ve sıfatlarında kamildir, noksansızdır. Allah'ın bütün sıfatları ezelidir, ebedidir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen haberler çoğunlukla mazi lafzı ile gelmiştir. Mesela İnna ersennâ Nuhan ilâ kavmihi. Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Bakın, Kur'an-ı Kerim inzal edildiği zamandan nice asırlar önce Nuh devrini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ve asa Firavnu. Firavun Allah'a isyan etti. Bak, Firavun devri
nice devirler önce o mesela zuhur etmiş hadiselerdendir. Kur'an-ı Kerim bize geçmişi anlatıyor. Ezeli ebedi haber veriyor. Allah'ın haber vermesi ezelde mazi, hal yahut istikbal ile vasıflanmaz. Çünkü Allah hakkında zaman yoktur. Bu insanlar için bir zaman mekan. Mutlaktan kasıt zamanla kayıtlı olmadan demektir. Allahu Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Efendim, bütün sıfatlar yüce Allah'ın ezelidir. Allahu Teala'nın ilim sıfatı ile eşyayı bilmesi gerçektir. İlim sıfatı ezelde Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın ilmi ezelidir, ebedidir. Ziyade ve noksanı kabul etmekten münezzehtir. Allah'ta ziyadelik, eksiklik de olmaz. O tam bir kemal varlıktır. Bütün yüceliklerin hepsi onda mevcuttur. Kudret sıfatıyla Allah'ın her şeye gücü yeter. Kudret sıfatı Allah'ın ezeli sıfatıdır. Allah zati ve kutsi olan kelamıyla konuşur. Kelam sıfatı ezelde Allah'ın sıfatıdır. Allah tahlik, yaratma sıfatıyla vasıflanmıştır. Yaratma sıfatı ezelde Allah'ın sıfatıdır. Allah yaptıklarını fiili sıfatıyla yapar. Fiil ezelde Allah'ın sıfatıdır. İş yapan Allah Teala'dır. İşinde, sanatında ve hükmünde ona kimse ortak olamaz. Fiil sıfatı ezelde Allah'ın sıfatıdır. Yapılan işler ise yaratıktır. Allah'ın işi ise yaratık değildir. Yaratmış oldukları mahluktur. İşte buraları doğru anlayamayanlar ne yapmışlardır? Başka kanaatlara sapmışlardır. İmam-ı Azam bu konuda da dünyaya ışık tutmaktadır. Allah zatında, sıfatlarında ve işlerinde birdir. Eşsizdir. Ne gariptir ki İbn-i Himam bu kelamdan gafil olarak şöyle demiştir. Ebu Hanife'nin sözünde tekvin sıfatının kadim ve önce geçen sıfatlar üzerinde zâid olduğu hususunda bir açıklama yoktur demiş. Müteakhir alimlerin efendim kabul ettikleri şu sözü vardır. Allah Teala yaratmadan evvel de yaratıcı idi. Rızık vermeden evvel de rızık verici idi. Burada da İmam-ı Azam'ı doğru anlayamayanların da olması mümkündür. Allah'ın sıfatları yaratılmış değildir. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu sıfatları ezelde yaratılmış değildir. Allah'ın sıfatlarının yaratılmış olduğunu söyleyen yahut bu konuda duraklama gösteren yahut şüpheye düşen kimse kafir-i billah'tır, kafir olur demişlerdir. Çünkü Allah-u Teala'da yaratılmışlara benzeyen bir şey yoktur. Yaratılmışlar ona benzemez, o yaratılmışlara benzemez. Bu sıfatlarda hayat, ilim, kudret, kelam, semi, basar, irade, tahlik, terzik sıfatlarıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Yaratılmış değildir. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Allah kelamıdır.
Kur'an-ı Kerim musaflarda yazılıdır. Kalplerde mahfuzdur. Lisanlarda okunan kelamdır. Burada Kur'an-ı Kerim'den maksat Allah Teala'nın kelamı nefsisidir. Musaflarda yazılan, kalplerde mahfuz bulunan ve lisanlarda okunan kelam bu nefsi kelama delalet eder. Kelam-ı lafziyi Allah'tan nefyetmek sahih olmaz. İcazı taşıyan da kelam-ı lafzidir. Abdestsiz ve cünüp kimselerle hayız haldeki kadınların kelamı lafzi olan Kur'an-ı Kerim'e dokunmaları yasaktır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirilmiştir. Kıymetli efendiler, Rablerinden kendilerine gelen ihtarı hep eğlenerek dinliyorlar. Bak Rablerinden gelen diyor, buraya da dikkat. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldi. Muhtes kelimesinden maksat, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin indirilmesidir. Allah'ın nefsi kelamı intikalden münezzehtir. Bizim Kur'an-ı Kerim'i telaffuz edişimiz, bize ait olanlar yaratılmıştır. Kur'an'ı yazmamız ve onu okumamız da yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in kendi değil. Allah'ın kelamı nefsisi olan Kur'an, Allah kelamıdır. Yaratılmış değildir. Bizim kendi işlerimiz, o kalem, mürekkep, harfler, mesela kağıt, bizim sesimiz, bunlar yaratıktır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah kelamıdır. Eğer taarruza uğrayan müşriklerden biri aman dilerse, ona aman ver, ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Bak, yesme'a kelamallahi, sümme eblihu me'mene buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğunu da bu ayeti kerime açıkça beyan ediyor. Efendiler, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Nihayet ortaya varınca, oraya varınca bereketli yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağaç tarafından şöyle nida edildi. Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bu ayeti kerime de Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bildirmektedir. İmam-ı Azam'ın kelamından bu konuda geniş bilgi verilecektir. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh El-Vasiyatlı kitabında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı, sıfatı, vahyi ve onun indirmesi olduğunu, zatının ne aynı ne de gayrı olduğunu ikrar ederiz. Belki Kur'an-ı Kerim gerçekten musaflarda yazılan, lisanlarda okunan, kalplerde mahfuz bulunan, fakat buralara hulul etmeyen bir sıfattır. Kur'an-ı Kerim hiçbir şeye hulul de etmez. Harfler, harekeler, kağıt, yazı, bunların hepsi yaratılmıştır. Çünkü bunlar kulların işleridir. Allah'ın kelamı ise yaratılmış değildir. Çünkü yazı, harfler, kelimeler ve ayetlerin hepsi kulların ihtiyacına binaen Kur'an okumaya birer alettir. Allah'ın kelamı ise kendi zatı ile kaimdir. Allah'ın kelamı yaratılmış, kelamı yaratılmıştır diyen kimse kafiri billah'tır.
Allah Teala mabuttur. Yani kendisine ibadet edilendir. Allah'ın kelamı ise okunur, yazılır, Allah'ın zatından ayrılmadan ezberlenir. İşte kıymetliler, Fahrul İslam demiştir ki, İmam Ebu Yusuf'un şöyle dediği sahih rivayette sabittir diyor. Kur'an-ı Kerim'in yaratılması meselesinde İmam-ı Azam Ebu Hanife ile münazara ettim. Sonunda ikimizin görüşü şu noktada birleşti. Kur'an-ı Kerim'in yaratılmış olduğuna hükmeden kafirdir. Bu kanaata vardır ikimiz de diyor. Bu söz İmam-ı Muhammed'den de sahih bir rivayet olarak sabit olmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değildir. İşte Ehl-i Sünnet'in Kur'an-ı Kerim hakkındaki inancı budur. Kıymetli efendiler, İslam'ın amentüsünü Müslümanlar doğru bilmelidir. Hanbelilerin bazı cahilleri de bu görüşe meyletmişlerdir. Şehul Akaid adlı kitapta zikredildiği üzere Hazreti Peygamber buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değildir. Kim yaratılmıştır derse kafiri billah'tır. Mealindeki hadisin aslı konusunda efendim bazıları itiraz etmişlerdir. Fakat biraz önceki İmam-ı Azam'la İmam-ı Muhammed'in de o bugün tabi'in ve eshabla görüşen, Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye iyi bilen bu zat-ı muhteremlerin görüşüyle bu hadis-i şerif kaynağına itiraz edilse dahi birleşmektedir. Sahabe ve tabiun ve diğer müştehitler, Allah onların hepsinden razı olsun. Allah'ın sıfatlarından her birinin zatının ne aynı ne de gayr olduğuna ittifak etmişlerdir. Allah'ın sıfatları zihindeki mefhum itibariyle Allah'ın aynı değildir. Burayı iyice dinle işte. Allah'ın sıfatları zihindeki mefhum itibariyle Allah'ın aynı değildir. Çünkü zihinler o sıfatları tam anlamaktan acizdir. Bu zihinlerle ilgisi bakımından aynı değildir. Allah'ın sıfatları zihindeki mefhum itibariyle Allah'ın aynı değildir. Çünkü Allah'ın yüceli zihinlere sığmaz. Harici varlık itibariyle de Allah'ın zatının gayri değildir. Zira sıfatın manası zatın manasının başkası değildir. Ancak sıfatlar kainattaki tezahürleri itibariyle Allah'ın zatına mugayir değildir. Onun için burada kula yansıyan, kuldan yansıyan yönüyle kulun aciz olması zihindeki mevhum itibariyle aynının olmaması. Yoksa yüce Allah'ın katında, Allah-u Teala'nın kendi ilminde Allah kendini nasıl vasıflandırdıysa Allah öyledir. Çünkü Allah kendi zatını, şanlı yüce varlığını kendisi tam tarif edince o zaman Allah kendi dediği gibi ortaya çıkar. Kulların ise zihindeki mevhum itibariyle işte aynı değildir. Çünkü zihinler hakkıyla Allah-u Teala'nın yüceliğini kavramaktan acizdir. Hülasa Allah'ın kelamı Allah'ın sıfatlarındandır. Allah da zatı ve sıfatlarıyla kadimdir. Kıymetli efendiler, yüce Allah hüvel evvel hüvel ahir ve hüvel batın
O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Yani Allah'ın başlangıcı olmadan o evveldir. Sonu olmadan ahirdir. İşte kıymetli ve muhterem efendiler. Ay için seyir menzilleri tayin ettik. Öyle ki kurumuş eski hurma dalında olduğu gibi yay şeklini almıştır. Bir de inkarcılar iman edenler hakkında şöyle dediler. Eğer o peygamber hayırlı olsaydı bizden evvel ona koşmazlardı. Kim fakir ve çaresiz, biçare zavallılar ona koşmazlardı. Böyle demekle maksatlarına erişemeyince de şöyle diyecekler. Bu Kur'an-ı Kerim tabi birilerinin uydurması, eski masal diyecekler. Bu kafirlerin iddiasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bu da müminlerin ebedi yülebe tasdiki ve imanı ikrarıdır. Evet kıymetliler, kayyum sıfatı ezeli ve ebedi manasına delalet eder. Kadim sözü ise bu manaya delalet etmez. Kayyum sıfatı yine Allah Teala'nın kendi kendine var olduğuna da delalet eder. İşte bu Allah Teala'nın vacibül vücut olduğunun manasıdır. El Hayyul Kayyum isminin ismi azam olduğu söyleniyor. Hazreti Peygamber'den sahih olarak rivayet edilen şu hadis-i şerif de bu manayı takviye eder. Sevgili Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hakk'ın Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum sözü Kur'an'daki ayetlerin en büyüğüdür. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir bu hadis-i şerifi. Efendim, İnne gavlehu teâlâ Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Elzeme ayatihi fil Kur'an. Cenab-ı Allah kendi zatı ile kaimdir. Hiçbir surette başkalarına benzemez. Başkalarını da ayakta tutan odur. Bütün alemleri ayakta tutan Allah Teala'dır. Allah'ın kudreti olmadan hiçbir şey ayakta duramaz. İşte kıymetliler, şanlı Kur'an'la ilgili İmam-ı Azam'ın Fıkhı Ekber'inden keşif notları vermeye devam ediyoruz. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan, diğer peygamberlerden, Firavun'dan ve şeytandan bahsettiği hususların hepsi Allah Teala'nın kelamıdır. Onlardan haber vermektedir. Yani haberi veren Allah'tır ve Allah'ın kelamıdır. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak hakkı hak bilen, ona tabi olan, batılı da batıl bilen, ondan da içtinab eden ve Allah'ın yolunda mücahit olan Hazreti Muhammed'e onun getirdiği yüce ilkelere tabi olan kullarından eylesin.